Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Bugün günahlarla en etkili mücadelenin usulleri usuller hakkında okuyabildiklerimizi beraber hatırlayalım, arzu ediyoruz. Evvela günahlarla mücadele etmek müminin önemli vazifesi mi? Elbette vazifesi. Mümin hem günahlardan sakınmaya çalışır hem de günahlardan sakınmaya çalışmaktaki ihlasın da bir alamet olarak başkalarını da günahlardan sakındırmaya, günahlara yaklaşılmaması konusunda ikaz etmeye çalışır. Çünkü nasıl ki maddi yönden insanın birisi sıkıntıya düştüğünde, ayağa incindiğinde, herhangi bir kaza yaptığında mesela ona yardım edilir. Yardım etmek kalpteki merhametin bir yansımasıdır. Hatta o kaza yapan insan tamamen hatalı dahi olsa, o anda hatalı olduğu söylemeden yardım öne çıkar. Hatasını söylemek daha sonraki zamana bırakılır. Öncelikle ona yardım etmek esastır. E, günah işlenmesi, bir insanın günah işlemesi manevi anlamda ciddi bir kaza yapmak gibidir. Ruhta kalpte bir tahribatın, zedelenmenin, kararmanın meydana gelmesidir. Müminin böyle bir manevi sıkıntıya ilgisiz kalması düşünülemez. Fakat evvela mümin kendisi günahlara yaklaşmamaya çalışacak ki günahlardan uzak kalmak konusunda öğrendiklerini ihlasla yaşamaya çalışacak ki başkalarına yapacağı ikazlar ruhlu olsun, hayatlı olsun, güzel olsun, ihlaslı olsun. O halde günahlarla en etkili mücadele nasıl olur sorusunun cevabı evvela mümin kendisi günahlara yaklaşmamaya çalışacak. Bu hem kendisine çok büyük iyilik hem de içinde yaşadığı cemiyete çok güzel bir iyiliktir. Bir insanın evvela kendisinin günahlardan uzak kalmaya çalışması o mahallede, o köyde, o cemiyette işlenen günahlarla en etkili mücadeledir. Demek ki günahlarla etkili mücadele kişinin evvela kendisinin günahlara girmemek için mücadele etmesiyle başlar. Kendisi günahlara girmemek için çok etkili bir şekilde nefsiyle mücadele eden insan başkalarına da bu konuda en güzel yardımı yapmaya başlar inşallah. Ayrıca bir cemiyette günahlarla en etkili mücadele o cemiyette, o mahallede, o köyde Allah'ın emirlerini tebliğ etmektir. Bir yere ışık girince karanlık çekiliyor. O bakımdan Allah'ın emirlerini tebliğ etmek orada günah işlenme imkanının azalmasına vesile olur. Allah'ın emirleri bir cemiyette, bir köyde, bir beldede ne kadar çok yaşanırsa orada günaha meyleden insanlar da o nispetle geri çekilmeye başlar. Nasıl ki evde mutfakta temizliğe dikkat edildiği nispetle işte oraya sinekler gelmiyor. Orada mikropların bulunması daha da zorlaşıyor. Yani temizliğe dikkat etmek, bir bakıma önleyici sağlık hizmetlerinde öne çıkmış. İşte çevre sağlığı diyorlar. Sokakların temizliği diye isimlendiriyorlar. Ne kadar dikkat edilirse evde temizle veya sokaklarda o nispetle hastalıkların yayılması önlenmiş olur. O bakımdan Herhalde bir ülkenin gerçekten güzel manada geliştiğinin bir alameti hastalıkların meydana gelmemesi için ne kadar gayret ettiğine bağlı derler. Hastalıkla mücadele etmek güzeldir. Fakat bir bakıma, bir açıdan daha güzel ve öncelikli olan hastalığın meydana gelmemesi için yapılan gayretlerin artmasıdır. Onun gibi manevi hastalıklar olarak da isimlendirebileceğimiz günahların yalan söylemenin, iftiranın, gıybetin bir cemiyette yayılmaması için iftiradan sakınmak gerektiğiyle ilgili, gıybetten sakınmak gerektiğiyle ilgili, yalanın kalpleri nasıl kararttığıyla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki haberleri, hadis-i şerif'teki haberleri bol bol anlatmak lazım. Misafirler gittiğimizde, misafir geldiğinde bir vesileyle dostlarla bir araya geldiğimizde Allah'ın emirlerini hatırlayan ve hatırlatan bir insan olmaya çalışmak o beldede, o mahallede günahların işlenmemesi için en etkiliyi, etkili mücadeleyi yapmak demektir. Evet demek ki maddi temizle dikkat etmek nasıl ki birçok hastalıkların ortaya çıkmaması için en etkili bir yol usuldür. Allah'ın emirlerini tebliğ etmek, önce yaşamak, başkalarının da yaşamasına vesile olmaya gayret göstermek, başkalarının da günahtan sakınmalarına çok güzel bir vesile olur. Çünkü insan zaten yaşadığı cemiyette herkesle birebir karşılıklı yüz yüze çok zaman görüşemeyecektir. Fakat yüz yüze görüşmediği insanların dahi günahlardan sakınmasına vesile olabilir mi bir insan derseniz mümkün. O insan bulunduğu cemiyette Allah'ın emirlerini en güzel şekilde yaymaya, anlatmaya çalışırsa, hiç tanımadığı, karşılaşmadığı insanlar da Allah'ın emirlerinin çokça anlatıldığı yerde Allah'ın yaratacağı o güzel havayı teneffüs eder, o da günahtan sakınır. Farkında olmadan günahlardan sakınma ihtiyacı duymaya başlayabilir. Buna insanın yaşadığı cemiyetin havasından, manevi havasından da etkilenmesi diyebilirsiniz. Nasıl ki maddi hava soğuklar, sıcaklar, oradaki her insan etkiliyor. Manevi havada eğer güzelse, eğer manevi hava temizse, Allah'ın emirlerinin yaşanmasına dikkatin artmasıyla, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle manevi hava daha temiz hale geldiyse, hiç görmediğimiz, bilmediğimiz, karşılaşmadığımız insanlar da o güzel havayı teneffüs ederler. Güzel ve temiz olan manevi havayı teneffüs eden de kendi iradesinde kullandığı nispetle o güzel havadan istifade eder. Misal vereyim. Çok kolay anlaşılacak misal vereyim. Dikkat edersek Ramazan ayında Kur'an'ı anlamaya, Kur'an-ı Kerim'le alakalı sohbetler dinlemeye rağbetler artıyor. Birçok televizyon kanalları dini sohbetler yayınlıyor. Demek ki Ramazan ayında müminlerin Kur'an-ı Kerim'i okumaya, Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye, Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışmak gayretlerini arttırmalarıyla Allah'ın rahmetiyle manevi hava daha temiz oluyor. Daha insanların ruhlarının, kalplerinin ferahlamasına vesile bir hava Cenab-ı Hak ikram ediyor. O manevi temiz havadan bütün bütün kalp kapısını kapatmayanlar değişik derecelerde istifade ediyorlar. Bazı günahlara bulaşanlar bile Ramazan ayında geri çekilme, o günahları işlememe, açık işlememe konusunda dikkat etmek gerektiğini kendi iç aleminde değerlendiriyor. Bu manevi havadan etkilenmek veya istifade etmek değil mi? Demek ki ben içinde bulunduğum memlekette, beldede, dünyada günahlarla çok etkili mücadeleyi nasıl yapabilirim diye düşünen mümin evvela kendisi öğrenmek nasip olan hakikatleri ihlasla yaşamaya dikkat ederek haliyle kalbiyle Allah'ın emirlerini insanlara hatırlatmalı diliyle de ulaşabildiği insanlara Allah'ın emirlerini tebliğ etmekte gayretini arttırmalı ki bu sadece fiilen ulaştığı insanlara değil fiilen yüz yüze ulaşamadığı insanlara bile günahtan sakınmaları konusunda çok güzel bir destek olur manevi havanın temizlenmesine vesile olan bütün hayırlardan tekrarlıyorum. Kalp kapısını bütün bütün kapatmayan herkes değişik derecelerde istifade eder inşallah. Bir insanı tanıdığımız akraba, komşuyu günahtan sakındırma konusunda doğru bir metot, etkili metot nedir dersek o da şu. Bir insanın güzel vasıfları da olabiliyor. Güzel olmayan vasıfları da olabiliyor. Yani salih amelleri de olabiliyor. İnsan melek değil. Nefsi var. Şeytan aldanıyor. Kötü halleri de olabiliyor. Bir insanın kötü halini, kötü vasfını düzeltmek için gayret ederken mümin o insanı bütünüyle böyle hep kötü olarak görmemeli. Onun iyi vasıflarını görmeli. Çok güzel misal verilir. Belki duymuşsunuzdur. Yüz kapısı olan bir saray var. 99 açık biri kapalı. E 99 açık kapıyı görmeyip, o kapılardan o saraya girmeyi tecrübe etmeyip, sadece kapalı kapıyı gören, hep kapalı kapının başında bekleyen ve böylece bu saray içi boş, içine girilmez, kapı kapalı diyen doğru yapmaz. Açık kapıları görmeyip, sadece kapalı kapıda takılıp kalan doğru yapmaz. Halbuki açık kapıdan sıraya girse o kapalı kapı belki içeriden açılacak. İşte her insanın güzel vasıfları vardır. Güzel sıfatları vardır. O güzel sıfatları açık kapı gibidir. Mümin birisini günahtan sakındırırken o insanı bütün bütün İslamiyet'ten uzaklaştıracak bir dil kullanmamaya çok dikkat etmeli. Onun güzel vasıflarını görmeli. Hatta o güzel vasıflarını gördüğünü hissettirmeli. Böylece o ikaz ettiği, günahtan sakındırmaya çalıştığı, tanıdığı arkadaşım adil bir şekilde beni ikaz ediyor. Bak güzel vasıflarımı da gördüğünü hissettim. Demek ki güzel olmayan vasıflarımın boynumda gezen akrep gibi olduğunu bu arkadaşım görmüş ki o akrep beni sokmadan onlardan kurtulmamı istiyor. Hissi muhatabın kalbinde uyandırılabilir. Şefkatle, merhametle, hikmetle bir insan günahtan sakındırılmaya çalışıldığında, günahtan sakındırılan da kendisine bir güzel elim uzandığını seyrettiğinde, fark ettiğinde o da inşallah kapılar açar, yapılan ikazları alır ve değerlendirir. İnşallah kaldı ki değerlendirip değerlendirmemesi onun imtihanı. İkaz eden, günahtan sakındırmaya çalışan hikmetle, şefkatle, merhametle günahlardan insanları sakındırmak vazifesine dikkat etmelidir, devam etmelidir. Demek ki bir mümin ben sadece kendimi düşünürüm. Ben sadece kendim günahlardan sakınmaya çalışırım, o bana yeter diyemez. Komşularına, aile fertlerine, başkalarına da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tebliğ etmeyen, kalbiyle, diliyle, haliyle başkalarını da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yaşamaya davet etmeyen kendisi de yaşayamayacak hale düşebilir. İnsanın kendisinin manen ayakta kalması ve manen yolculuğunu güzel ve emniyet içinde devam ettirebilmesi için o insanın ailesiyle, komşularıyla ve diğer insanlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın emirlerine riayet etmeye de dikkat etmeye ihtiyacı vardır. Aslında insan başkalarını ikaz ederken, başkalarını günahtan sakındırmaya çalışırken esas kendi ruhuna, kendi kalbine, kendi nefsine ders verdiğini de hatırlamalı. Anlattıklarıma aslında ben muhtacım. Benim de ihtiyacım var. Başkasıyla sadece paylaşıyorum. Başkalarının da bu güzellikleri duymasını istiyorum. Yoksa sanki benim ihtiyacım yok. Ben öğrendim, başkalarını ikaz ediyorum diye düşünen ruhsuz konuşmuş olur. Bu konuda bir misalle sohbetimi bitireyim. Çok sevdiğim misal yani insan başkalarını Allah'ın emirlerine davet ederken, insan başkalarını günahlardan sakındırmaya çalışırken nasıl bir dil kullanmalı? Çok sevdiğim misal. Mesela birimizin, herhangi birimizin veya herhangi bir şahsın oksijenin, havanın değeri hakkında konuştuğunu düşünelim. Konferans verdiğini, televizyonda konuştuğunu, radyoda konuştuğunu, camide konuştuğunu, oksijenin kıymet hakkında konuştuğunu düşünelim. Şöyle bir dil kullanır mı? Oksijen sizin için çok değerlidir. Kıymetini bilin. Aman ha! Oksijenin kıymetini bilmeniz sizin için çok gerekli. Böyle mi bir dil kullanır? Yoksa doğrusu, güzeli, insanın ruhunu okşayan dil, oksijen hepimiz için kıymetli. Bak şu anda ben konuşurken de Allah'ın ihsan ettiği oksijeni kullanıyorum. Oksijenin değerini anlatırken de oksijeni kullanıyorum. Dolayısıyla hepimiz için oksijen çok değerli bir ilahi nimettir demek mi daha hoş? Elbette ikincisi değil mi? İşte Kur'an'ın hakikatlerine hava gibi, su gibi her birimiz muhtacız. Günahlardan sakınmaya daima her birimiz muhtacız. O halde ailemizi, başkalarını, komşuları, arkadaşları günahtan sakındırken kendimizin de günahtan sakınmaya, günahtan sakınmak hassasiyetimizi geliştirmeye ihtiyacımızı hiç unutmamalıyız. Cenab-ı Hak günahlara yaklaşmamak, günahlardan uzak durmak konusunda hassasiyetimizi arttırmayı hepimize nasip eylesin. Günahların kalpleri, ruhları kararttığını da hatırlayarak, günahların bir cemiyete yayılması halinde günahların umumi musibetlerin gelmesine sebep olabileceğini de hatırlayarak, günahlardan sakınmamızla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki haberleri, Hadis-i şerif'teki haberleri güzel bir şekilde merak etmeyi, günahlardan sakınmak ve sakındırmak konusunda dikkatimizi arttırmaya çalışmayı, Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Takvanın ne kadar değerli bir nimet olduğunu keşfetmeye çalışmayı, takva ile ilgili olarak halimizi daha güzel hale çevirmek için gayret göstermeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.